Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Hakan Düzgören. Yeni bir video dersten beraberiz. Bu dersimizin konusu hepinizin de bildiği gibi 2017 3ds Max 2017.1 güncellemesi ile gelen ve yeni özelliklerden birisi olan Blended Box Map özelliği arkadaşlar. Şu anda zaten karşınızda açık. Hepiniz görüyorsunuz. Şimdi bu ne işe yarar arkadaşlar? Kısaca hemen uygulamaya başlamadan önce size bahsedeyim. Çok karmaşık bir işlem gibi gözüken UV Editor, UnWrap gibi modifierları daha basite indirgenmiş hali olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle bozuk yüzeylerdeki tekstür uygulamalarında oldukça başarılı. Tekstür tekrarlamalarının önüne geçiyor. Sonrasında düzgün birleşimlerinin, dikiş yerlerinin düzgün olmasını sağlıyor. Dikkat ederseniz şurada hemen size göstereyim. Tekstür 1, tekstür 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Bu 6'ya kadar olmasının sebebi bir kübün açılımıdır arkadaşlar. Bir kübü açtığınız zaman 6 parçaya bölünür. Blended Box Map de 6 parçadan oluşur. Tabi biz illaki 6 tanesini kullanacağız diye bir kural yok. Bunun 1 tanesini, 3 tanesini veya 6 tanesini de kullanabiliriz. Burada seçeneklerini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar 4 bölümden oluşacak bizim bu dersimiz. Bir kere de tüm burada yer alan her şeyi size anlatmayacağım. Şöyle ki bu kısımların hepsini kapatalım. Bugün işleyeceğimiz konu sadece parameters konu alanının olduğu yer ve blended map, box map tam olarak ne işe yarar fikir edinmenizi sağlayacak arkadaşlar. Hangi render motorlarıyla beraber çalışabilir, hangi materyal editörleriyle uyumlu çalışabiliyor. Bugün bunlara bakacağız. Sonraki derslerde daha detaylı ileri düzey kullanımlarını hep beraber inceleyeceğiz. Tabii ki basit bir örnek hazırlayacağız. Şimdi hemen materyal editörünüzü bir aşağı alalım. Burada 3 parçalık bir uygulamayı görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen burada toplamda burada kullanılan 3 tane tekstür var. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde bir küre üzerinde uygulanmış durumda. Şimdi birleşim yerlerini görüyorsunuz. Sorunsuz bir şekilde geçişleri sağlanmış. Tabii siz bu geçişler arasındaki efektleri kendiniz de belirleyebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bunu siliyoruz. Sonrasında materyal editörüne gelelim. Burada bunu silelim. Boş bir şekilde açıldı. Şimdi arkadaşlar Scanline Render motoruyla beraber çalışacağız. Mental Ray, Art Render gibi render motorlarında desteklenmiyor. Scanline'da destekleniyor ve Vray'de de kullanılabiliyor. Ben Airstorm render motorunda da denedim. Fakat çalışmadı. Hani böyle bir dezir keşke çalışsaydı ama çalışmadı. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir tane standart materyal atıyoruz hemen. Peşinden Blended Box'ı atıyoruz arkadaşlar. Bunu Diffuse kanalına bağlıyoruz. Hemen şunu büyütelim. Gördüğünüz gibi burada renkler açıldı arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane renk var. Görünümü bu halde. Şu anda biz bunu bir tane küre üzerine uyguluyor olsaydık o renkleri görecektik. Hemen bir tane oluşturalım bu şekilde. Fazla da oluştu. Gelelim materyal editörümüze. Biraz daha şöyle çekelim. Tek monitör çalışmak zor. Hemen gösterdiğimizde evet, aşağı alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde uygulamasını yaptı.
Sonra tekrar materyal editörümüze geri dönelim. Burada yapacağımız işlem ben şu arkadaşlar Blend'a tıklıyoruz. Kendi yönetim paneli bu şekilde. Bunları kapatalım. Sizin kafanız karışmasız. Bizim uygulama yapacağımız alan az önce de dediğim gibi bu. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu alanı kullanırken kaç tane yüzeye ihtiyacımız olduğunu belirlememiz gerekiyor. Hani eğimli bir yüzeye mi sahipsiniz yoksa küresel bir alana mı sahipsiniz yoksa bir küp gibi keskin yüzeylere sahip olan bir objeye mi sahipsiniz? Ona göre uygulama yapmanız gerekiyor. Mesela bir seçeneğini aktif edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece bu. Mesela burada texture bir seçeneğinden genel bitmap. Şöyle buradan böyle bir materyal alalım. Gördüğünüz gibi uygulandı. Hemen nesnemize de bakalım. Sorunsuz bir şekilde tekrar olmadığını normalde şöyle F4'ten kenarda aktif gösterelim. Şu birleşim yerlerinde tekrar aradan bir mermer dokusunun çıktığını görürdük. Ama Blended Box Map ile artık böyle sıkıntılarımız kalmıyor. Şimdi uygulayacağımız yüzeyin bir kısmı mermer olabilir. Diğer bir kısmında ise başka bir tekstür kullanmamız gerekiyor olabilir. Buna göre uygulamalar yapmamız gerekecek. Onun için mesela buradan 3 seçeneğine geliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ortadan 2'ye kesti. Otomatik olarak böldü. Şimdi 3 tane map kullanmamız gerekiyor bizim burada. 3 farklı materyal. Hemen bitmap geldik. Farklı bir şey kullanalım. Mesela burada böyle yeşil bir şey kullanalım. Gördüğünüz gibi hemen burada kendisi belirdi. Hemen böyle koyduk. Sonra 3 numaraya da aynı şekilde yapacağız. Bitmeyen. Burada farklı bir yüzey oluşturalım. Bu bitmez. Mesela buna da kırmızı tonda kullanalım. Şimdi bunlar bu şekilde burada kalsın arkadaşlar. Hemen aşağı atıyoruz. Gördüğünüz gibi 3 adet materyali atadı. Şimdi biz bunu küre üzerinde denedik ama bu bir düz yüzeyde de uygulanabilirdi veya bir engebeli bir arazi üzerinde de uygulanabilirdi. Hani ona bir sıkıntı yok. Mesela hemen tekrar materyal ettiğimizi geri dönüyoruz arkadaşlar. Şunu şöyle çekelim çünkü birkaç şeyi burada da görmeniz gerekecek. Mesela burada blend amount değeri 25. Hemen bunu mesela sıfırladığımızda arkadaşlar sıfır değeri verdiğimizde texture'larımız arasındaki geçiş yumuşak olan geçiş kayboldu. Daha keskin net geçişler olduğunu görüyorsunuz. Mesela bunu 50'ye çıkartalım. Daha sofistike bir geçiş oldu ama bir numaralı materyalimiz daha hakim duruma geldi. Bunu tekrar 25'e geri döndürüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunların arasında da şu kısımlarda farklı bir texture kullanabilirsiniz. Ya da map kullanabilirsiniz. Mesela buradan texture blend kısmı arkadaşlar dediği kısım bu alandır. Hemen onu da geliyoruz. Buradan general. Mesela biz o kısma ne uygulayalım? Deneme amaçlı olarak Nosy uyguladık arkadaşlar. Yani onun parametreleri içerisine girelim. 5 değeri verelim. Evet, bir render alalım. Gördüğünüz gibi tabii şu an bu tarafa çok kayık olduğu için yarım çıktı. Biraz ortalı hale getirelim. Buradaki dalgalanmaları görebiliyoruz. Yani bu böyle kalsın. Mesela buradan fractal seçelim. Render diyelim. Daha değişik,
dalgalanmalı geçişler olur göreceksiniz. Türbülans diyelim. Hemen bu şekilde geçişler olduğunu görebileceksiniz. Şimdi mesela burada bu bağlantıyı kaybedelim. Bu kalsın burada. Tekrar general. Burada bir resim uygulaması. Mesela burada az önce dikine bir taş görmüştük. Mesela siyah bir taş geçişi. Bunu hemen buraya alalım. Ondan sonra render diyelim. Gördüğünüz gibi bu alanda arkadaşlar siyah bir şekilde geçişlerimiz sağlandı. Hemen tekrar Blended Map'e geri dönüyoruz. Mesela buradaki Blended Map değeri 25. Buradan tekrar bunu NUSI ile silelim. Bu burada kalsın ve aşağı kısımda NUSI'yi bu şekilde bağlayalım. Evet. Bir deneme render'ımız alalım. Biz bunu türbülansdan bırakmışız. Evet. Fraktal olarak kalsın. Tekrar bakalım. Tamam. Sonrasında Black Type değeri 25'miş. Mesela burada sıfırlayıp gördüğünüz gibi hiçbir etkisi yok. Ama 50 değerine yükselterek tekrar bir render aldığımızda daha geniş bir alana etki ettiğini görmüş oluyoruz. Şimdi mesela böyle bir durumda hemen şuradan Map Scale kısmında mesela 100 değeri var. Bunu 50'ye düşürelim ve render alalım. Map'ler küçülür. Mesela 25 alalım. Daha küçük map'ler oldu. Mesela buradaki blank map değerinde 25 yapalım. Bir daha render alalım. Gördüğünüz gibi burada map'lerimiz küçüldü. Tüm map'ler küçülüyor. Tekrarlar başladı. Hani 100 değerine geri dönelim. Render alalım. Normal ayarlarımıza geri geldi. Şimdi biz birazcık uzaktan şey oluyor. Save frame'i açalım hemen. Birazcık daha yakından hakim olalım. Materyale. Şuradan da editörümüzü tekrar aktif hale getirelim. Render diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi NUSI'ler burada belli oluyor. Mesela buradaki Map Scale kısmına 200 yapalım. Render diyelim. Daha geniş bir alana hitap edelim. Şimdi biz bunu 6'ya getirseydik 6 tane burada uygulamamız gereken texture olacaktı arkadaşlar. Bu yüzeye. Ve bu yüzeyde 6 tane uygulanır mı? Böyle bir yüzey için uygulanmaz. Daha geniş bir arazi üzerinde uygulanırsa daha mantıklı ve daha sonuç odaklı bir çalışma olur. Daha verimli materyalinizden daha verimli bir şekilde bu faydalanmış olursunuz. Şimdi bu bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Parametre kısımlarını inceledik. Ne işe yaradıklarını gördük. İkinci bölümümüzde daha farklı bir arazi üzerinde bir uygulamalar yapacağız. 6 tane seçeneğimizi kullanacağız. Böylelikle siz Blended Mapbox materyaline daha bir aşina olacaksınız. Kullanımının aslında çok karmaşık olmadığını göreceksiniz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Mutlu olun.